2 Kasım, 8 Kasım nasılsınız? Oğlak burçları. Çok kısa kısa işler, kısa kısa planlar ve yakın çevrenizle alakalı bazı olaylar canınızı sıkabilir. Birilerine iyilik yaparken kazık yiyebilir. Maddi olarak da evinize ve düzeninize zarar getirebilirsiniz. O yüzden bu hafta iyilik meleğiniz geride kalsın. İşinize konsantre olun. Kimseye bir iyilik kapısı yapmayın. Yaptığınız iyilikler belli bir süre sonra size sıkıntı olarak dönüyor. O yüzden anam bu hafta içinizdeki iyiliği çöpe atın. Ya da çocuğunuza, eşinize, ananıza, bacınıza, karınıza, kocanıza verin. Çevrenize yapacak iyiliği kendi evinizdeki insanlara yaparsanız daha artıya geçersiniz. Yaptığınız iyilikte zarar göreceğiniz için uyarı veriyorum değerli oğlak burçlarım. İş konularınızla alakalı noktada kafanız bazı plan ve program yenilikler ve yeni oluşumlarla ilgili kafanız karışık ama sistemli ve kurallı şekilde her şeyi yapabileceğinize inandığım için sizin beyin zekanıza hayran olduğum için gerçekten her şey yarım kalan, eksik olan, tamamlayamadığınız her şeyi sanki bu 2 Kasım'dan sonra sistematik, kurallı her şeyi yerli yerine koyacaksınız ve bu size çok iyi gelecek ve kendi yaptığınız iş hatalarınızı da görme, alanınızdaki insanlara yaptığınız iyiliklerin de farkına varacaksınız diyorum. Bazı tekliflerle karşı karşıya kalacaksınız iş konusuyla ilgili. Değerlendirin derim. Çünkü daha önceden planladığınız ve hep böyle görüşüp görüşüp yarım kalıyor ulan ben buraya gireceğim derken yine olmadı diyorsunuz ya istediğiniz kapıdan haber gelecek. Bununla alakalı noktada yarım kalmış şeylerle gerçekten size gelecek oluşumlar sizi mutlu edecek diye uyarı vermişim. Özellikle unuttuğunuz elektrik, su, kredi kartı, vergi borcunuz ya da ne bileyim evinize ani bir yazı gelebilir bunlara dikkat edin demişim. Özellikle ailenizde yasa problemi yani mal miras değil de mahkemesel sorun olan birinin ceza alabilir ya da ceza ile ilgili uzatılabilir. Bununla ilgili canınız sıkılabilir diye not almışım. Not almamışım. Haritaya da bakıyorum. Buradaki notlara da bakıyorum. Ve değerli oğlak burçlarım, kendi işini yapanlar da bu hafta çok 3 hafta boyunca çok şanslı ve çok bereketli bir haftaya gireceksiniz. Ve sadece yapmanız gereken tek şey eliniz bonkör olmasın. Planlı ve programlı girdiğinizde galiba Kasım'ın o 25'ine kadar çok güzel bereketler, yeni oluşumlar, yeni şeyler sizin hayatınızda hızlı değişime girecek ve bu hızlı değişim sizi parasal anlamda da büyük bir rahatlığa oluşturacak diye not alıyorum. Kalbinizde sevdiğinizi içinizde sakladığınız kişiyle adım adım konuşmalar ya da adım atma cesaretiniz bu at ve kabul edecek diyorum. Evliliğinizde bazı sorunları düzeltme ve her şeyi rahat erdirme noktamız var. Sizin de özellikle çocuk odanızın ve çocuklarınızın odasıyla alakalı ya da aile büyüklerimizin odasıyla alakalı düzeltilmesi ve yeniler. Dekorasyon tarzı değil de hani sanki yatak camdan kenara çekilecek gibi kendi kendinize yorgunluklar yaratıyorsunuz demişim. Bir de uzun unutulmuş bir arsa ya da unutulmuş bir mal evrağı gelecek elinize çok mutlu olacaksınız. Araçla ilgili dikkat edin yani dikkatsizlikten ufak bir kaza uyarısı vermişim. Yani sağlık olarak bakıyorum hemen şöyle. Sağlık evrenizde özellikle dikkat etmeniz gereken noktanız aslında mide ve kalp ve damarlarla alakalı özellikle bazı oğlak burçlarına tansiyon düşük tansiyon olanlara lütfen dikkat edin sıkıntı almayın diye not almışım. Sevgilisiz olan oğlaklara güzellikler yenilikler yavaş yavaş oturacak. Evliliğinde sorun yaşayanlarda güzel diyaloglar söz konusu olacak diye aslında her şey didik didik araştırıp kendinizi bulma haftanız. Belki biraz kiloya müsait olabilir. Kilolanmaya başlayabilirsiniz. Evde hareketler, yavaş yavaş dış hareketlerinizle ufak ufak yağlanmalarınızı toparlamanızı istiyorum değerli oğlak burçlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Kalp ne istiyorsa sizinle olsun diyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Instagram sayfam astrolojiden ne haber günlük burç yorumları. Akkaya Official, Rütüel, Dolar, Euro bu tarz şeyleri de o sayfa her iki sayfamda da var ama daha çok Akkaya Official, Ritüel ve dualarla alakalı sayfamdır. Sevgi ve Allah'a emanet olun. Sevgi hep sizinle olsun. Saygı da hep sizinle olsun.